السميع العليم. فتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. ببركة القرآن العظيم أوفنا يا كريم. واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Ey alemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim olan Allah'ım, bizleri var ettin, varlığından haberdar ettin, sevgini gönlümüze nakşettin, Rabbimizi rahmetinle, merhametinle kuşattın, sana sonsuz hamdü senalar olsun ya Rabbi. İki cihan güneşi, Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, âline, ashabına, ehli beytine, selat ve selam ediyoruz ya Rabbi. Ya Rabbi, bütün samimiyetimizle, gönlümüzle, ellerimizle sana dua ediyoruz, dualarımızı kabul et ya Rabbi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde Ramazan ayı hakkında evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennem ateşinden kurtuluş olan Ramazan ayını geride bıraktık. Ramazan ayında yaptığımız, tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri, teravih namazları, mukabelelerimizi, hakkı şeriflerimizi, sadaka-i fıtırlarımızı, zekatlarımızı huzurunda seni kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, ya Rabbi, Ramazan bayramını huzurlu, mutlu, esenliklerle geçirebilmeyi nasip ve müessir eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, mazlum ve mağdurların hamisi olan necip milletimizi, devletimizi, ülkemizi, askerimizi, polisimizi her türlü tehlikeden sen muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, bu bayrak altında, bu vatan, bu vatanımızda hür bir şekilde yaşayabiliyorsak yine şehitlerimiz sayesindedir. Yine bu vesile ile şehitlerimizin ruhlarını şad eyle, onlara rahmet eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, bizlere dünya ve ahirette iyilik, güzellik, nimetler ihsan eyle. Bizi, anamızı, babamızı ve tüm inananları bağışla. Şüphesiz sen dualarımızı işitir, kabul edersin. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha ma'asallam. Salonumuza teşrif eden saygıdeğer misafirler. Ben de Tavşan Belediye Başkanı olarak idrak ettiğimiz Ramazan-ı Şerif'inizi ayılara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. Geldi geliyor derken geldi ve bugün itibariyle Eda'nın birinci gününü yaşıyoruz. Olanın olmayana borcumun olduğu bir aydır Ramazan ayı. O vesile bu ayda fakirler mutlu oldu. Yetimler mutlu oldu. İnsanlar yaptıkları ibadetlerle, tuttukları oruçlarla ve inşallah Allah katında içinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi münasebetiyle ve dün ikindi ile akşam arasındaki Arefe'nin hürmetine inşallah onun sevabını beklemek suretiyle Ramazan'ı idrak eden bir cümle ümmet-i Muhammed'de inşallah kurtulacak. Sevgili arkadaşlar, yani özellikle 2020 yılından itibaren o Covid-19 meselesiyle birlikte tüm dünya kendi içine kapandı. Kapanmanın ağır bedelleri yavaş yavaş tüm dünyada aynı zamanda hissedilmeye başladı. En büyük sorun ekonomik anlamdaki yaşanan sıkıntılar ve gündelik hayatı ilgilendiren ve mallardaki tedarik zincirindeki iç sıkıntılar. Aynı zamanda üretimden kaynaklanan sıkıntılar. Her şeye rağmen bu acıyız. Neden diyecek olursanız, kendi kendine yeterli konumda olan ama son zamanlardaki üretimi unuttuğumuz için kısmen böyle dönemlerde aklımızın başına geldiği bir ülkede yaşıyoruz. Yine bu acıyız. Hemen hemen herkesin ulaşmaya çalışan güçlü bir devletimiz var. Yani bu bayramı bile rahat geçiresin diye insanlar her nefriye 1100 TL gibi bir rakama bağışlayan bir devlet var. Sosyal bir devlet. Az önce Hasan Hocam bir kuruş gibi bir parayı bize hediye olarak verdi. Hala kendi para biriminde kuruş olan
bir devletiz. Zaman zaman kendisine de hayat pahalılığı ya da Türk parasının değersizliği konusu, bunlar gelip geçici olaylar. Enflasyon %300'lerden, %150'lerden, %10'lara düşen dönemleri bu iktidar döneminde gördük. Yine ekonomi bu dönem içerisinde hayat seviyesi olarak refah bir döneme ulaştı. Bunları anlatmamın nedeni şu: küresel krizden kaynaklanan sıkıntıların müsebbibi olarak şu anki ülke yönetimi gösterme gibi bir hastalık var milletimizde. Dünkü yaşanan mutlulukların aynı zamanda unutulmuşluğu var yine bu millette. Sadece sabretmek gerekiyor. Bu ülkenin kadim bir vatan toprağı olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu milletin necip bir millet olduğunu unutmamak gerekiyor. Aynı zamanda dünya üzerindeki akan gözyaşına, acıya ve drama seyirci kalmayan tek millet olduğumuzu da unutmamak gerekiyor. Çanakkale'de vatan söz konusu olunca 250 bin şehrin sabisiyle, yaşasıyla, genciyle, kadınıyla, erkeğiyle cepheye koştuğunu unutmamak gerekiyor. Yine 15 Temmuz akşamında küresellerin ülke üzerindeki hesaplarının bozulması adına 250 bir şehit veren yine bu vatan evlatlarının olduğunu da unutmamak gerekiyor. Neden unutmamak gerekiyor? Böyle evlatların olduğu bir vatanın her anlamda yaşadığı sıkıntıların geçici olduğunu bilmek gerekiyor. Ben bu duygu ve düşüncelerle şunu ifade etmek istiyorum. Bavşehir Belediyesi olarak bizler pandeminin başladığı günden itibaren vatandaşın hayatına kolaylık sağlamak adına her türlü tedbiri oluşturma gayreti içerisine girdik. Devlet, elhamdülillah diyoruz. Bakın, bu dönem içerisinde belediyelere gerekli tahsisatı, gerekli kolaylığı sağladı. Çoğu muhtar arkadaşımız var burada. Köylerde yatırımlar durmadı. Belediye olarak biz yatırımları durdurmadık. Onca yaşanan krizler var. Esnaf bir şekilde can suyuna ulaştı. Bir şekilde ucuz krediye ulaştı. Bir şekilde hayatını idame ettirdi. Bunlar bu necip milletin aynı zamanda anlayışından, idrakinden ve bu devlete ve millet olan sadakatinden kaynaklar sonuçlar. Şimdi burada toplandık. Ramazan-ı Şerif'i idrak ediyoruz. Bu kalabalıklar aynı zamanda bir sadaka niteliğinde. Ali Efendimiz diyor ya, tebessüm bir sadakadır. Yine bu dönemde insanlar her türlü sıkıntıya rağmen birbirleriyle karşılaştıkları zaman o sünnet olan musafahayı ve selamlaşmayı aynı zamanda bir tebessümü birbirinden geri koymuyor. Yüzler güldüğü Ramazan ayında inşallah daha fazla. Ben bu duygu ve düşüncelerle Ramazan-ı Şerif'imizin ekran mübarek olmasını Cenab-ı Allah'tan temin ediyorum. Ve bu tür salonlarda daha nice bayramlara ulaşmayı temin ediyorum. Ailemizle, çoluğumuzla, çocuğumuzla, dostlarımızla, arkadaşlarımızla mutlu bir hayat sürmenizi, huzurlu bir hayat sürmenizi temin ediyorum. Saygılarla saygılar sunuyorum. Sağ olun. Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Güler'e konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Ve şimdi de sizlere hitap etmek üzere mikrofonu Tavşanlı Kaymakamımız Sayın Erdoğan Tanyılmaz Bey'e takdim ediyorum. Sayın Hocam, çok değerli Tavşanlı Belediye Başkanımız, Kasaba Belediye Başkanlarımız, İlgenen Meclis Üyelerimiz, Oda Başkanlarımız, gazilerimiz, muhtarlarımız, ben de hepinizin öncelikle saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Dairemiz arkadaşlarım. Evet, mübarek bir ayı geçirdik ve Allah bize çok şükür Ramazan bayramı ulaştırdı. Ramazan bayramımızı tebrik ediyorum, kutluyorum. Allah inşallah nice nice bayramlara bizleri ulaştırsın. Evet, 2 yıldır maalesef bütün dünyada yaşanan pandemi sebebiyle böyle ortamları yaşayamıyoruz. Herkes bir kendine çekilmişti. Birbirimizi pek görüşemiyorduk. Ama artık yavaş yavaş eski halimize, eski canlılığımıza kavuşuyoruz. Ramazan ayı gerçekten çok hızlı bir şekilde geçti. Ve buradaki heyecanı siz de hissedebiliyorsunuz herhalde. Bayram heyecanını da hissediyoruz. Allah'a çok şükür olsun.
Başkanımızın da belirttiği gibi bütün dünyada ekonomik sıkıntılar var, bizde de var. Hepsi olur, geçer, gider. Yeter ki biz bir ve beraber olalım. Bir ve beraber olduğumuzun da en güzel örneğini işte burada, biz bu salonda bütün dünyaya gösteriyoruz inşallah. Ben bu duygu ve düşüncelerle tekrar bayramımızı tebrik ediyorum. Allah cümlemizi inşallah sağlık ve mutluluklar içinde nice bayramlara erişmeyi nasip etsin. Hepinize saygı ve sevgiler sunuyorum.